Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını. Hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi kader, fıtrat söylemi kişilerin kendi zihniyet dünyasında böyle bir şeye sahip olabilirler, fikre sahip olabilirler. Ancak eğer bir kamu yöneticisi iseniz, eğer bir iş yerinin güvenliğinden sorumlu iseniz, eğer o iş yerinde çalışanların çalışma sırasında güvenliğinden sorumluysanız, bahsetmeniz gereken bilimsel, teknik, hukuki önlemlerin alınıp alınmadığı meselesidir. Yani bu bilimin ve fennin meselesidir. Bu hukukun meselesidir. Dolayısıyla iş cinayetlerinden sonra konuşulması gereken burada gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, öncesinde gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığı, uyarılara dikkat edilip edilmediği, kurallara uyulup uyulmadığı, yani işçilerin can güvenliğinin, çalışma güvenliğinin yerine getirilip getirilmediği meselesidir. Konuşulması gereken mesele budur. Diğer tartışma konumuzla ilgisi olmayan bir tartışmadır. Yani kader ve benzeri şeyler, tartışmaların bu konuyla bir alakası yoktur. Kişiler kendi dünyalarında acılarını hafifletmek için böyle sebeplere inanabilirler. Bu onlara iyi de gelebilir ama konumuz açısından, kamu açısından, hukuk açısından konuşulması gereken işin sorumluları kimlerdir? Gerekli önlemler alınmış mıdır? Neden Türkiye'de iş cinayetlerinde, maden cinayetlerinde çok daha yüksek ölüm oranları var? Başka ülkelerde bu oranlar düşürülebilmiştir. Konuşulması gereken budur. Yani kader değil, bilim ve fen konuşmak lazım, hukuk konuşmak lazım. Şimdi sanıyorum kurumdan yapılan açıklama Sayıştay raporuna ilişkin değil, birkaç hafta önce kuruma yapılan Sayıştay ziyaretiyle ilgili bir şey olduğunu ben öyle anladım. Çünkü 2019'da yazılan bu Sayıştay raporundaki bilgilerin doğru olmadığına dair herhangi bir açıklama hiçbir yerden yapılmadı. Yani Sayıştay raporu olduğu yerde duruyor. Sayıştay yetkililerinin birkaç hafta önce yaptıkları şeyin nedir? Ziyaretin teftiş amaçlı olmadığı, nezaket amaçlı olduğu gibi bir açıklama var orada. Yani Sayıştay raporu olduğu yerde duruyor. Sayıştay raporuna ilişkin herhangi bir yalanlama söz konusu değil. Burada sorun Sayıştay'ın bu raporunda dile getirilen eksiklerin, sorunların giderilip giderilmediği veya giderilmişse neden 41 işçinin, yani şu anda Türkiye'de bu 5. büyük maden faciası, 41 işçinin öldüğünün açıklanmasıdır. Bunların sorumlularının kimin olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Mesele budur. Yani kurumun yapmış olduğu açıklama sade suya tirit ve konuyla ilgisi olmayan bir açıklamadır. Aslında kurum yetkililerinin böyle büyük bir facia karşısında bundan sorumlu olan kurum yetkililerinin hiçbirisinin istifa etmemiş olması, yani Türkiye'de bu tip büyük facialardan sonra hiçbir sorumlunun, kamu yetkilisinin, bu işi denetlemekle yükümlü olanların hiçbirisinin istifa etmemesi üzerinde asıl düşünülmesi gereken konudur. Yani kurumun yapması gereken, bu kurumun eğer bu madeni denetlemekle yükümlü iseler, yapılması gereken, denetlemedikleri, yükümlü oldukları, sorumlu oldukları bu madende 41 işçinin ölümü ardından bir kurum yetkilisinin, bu işten sorumlu olan birisinin istifa etmesi beklenir normal şartlarda, normal bir ülkede. Bunu yapmayıp sade suya tirit bir açıklama yapıyorlar. Kabul edilebilir, ciddiye alınabilir bir açıklama olmadığını düşünüyorum ben. Olayın vahameti karşısında ciddi bir açıklama olarak görmüyorum. Şimdi bu genel olarak 1930'larda yapılan bir araştırmaya dayanarak işçi sağlığı, iş güvenliği alanında şu söylenir. İş kazalarının %98'i önlenebilir. Bunu hep duyarız. Bu doğrudur ama eksiktir. Çünkü 1930'larda yapılmış bir araştırma %98'inin önlenebileceğini gösteriyorsa aradan 90 yıl geçmiş durumda. Dolayısıyla bilimsel teknik gelişmeler, hukuk kuralları, alınacak tedbirleri dikkate aldığımız zaman günümüzde iş kazası olarak adlandırılan iş cinayetlerinin tamamının önlenebileceğini söylemek mümkündür. Örneklerde de verdiğim gibi, yani 100 binde 300'lerden 100 binde 10'lara kadar düşebiliyorsa, örneğin Almanya gibi, İngiltere gibi, Norveç gibi ülkelerde madencilikte kaza sıklığı 100 binde 2'ye 3'e düşebiliyorsa, ki bu ülkemizde %37 ile %50 arasında değişiyor, yani 100 bin işçide
37 ya da 50 işçinin maden kazalarında, iş cinayetlerinde öldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu zamanla düşürülebildiyse, farklı ülkelerde düşürülebildiyse bu şu anlama geliyor, Türkiye'de de düşürülebilir. Bu kadar düşürülebildiyse, yani çok ciddi bir gerileme sağlandıysa tümüyle şey yapılması, ortadan kaldırılması mümkün. Kuşkusuz bunun tümüyle ortadan kaldırılması ne demektir? Çok ciddi önlemlerin alınması demektir. İşçi sağlığı, iş güvenliğine çok ciddi miktarda masraf yapılması demektir. Denetimlerin çok sıkılaştırılması demektir. Yani teknik olarak, bilimsel açıdan önlenemez bir kaza söz konusu olamaz. Gerekli tedbirleri aldığınız zaman, kurallara uyulduğu zaman, bunlara titizlikle riayet ettiğiniz zaman, diğer bir ifadeyle yani piyasanın sesine değil, hukukun ve emeğin sesine, tekniğin ve bilimin sesine kulak verdiğiniz zaman elbette önlenebilir. Yani çünkü piyasa daha fazla üretim yapmak ister, daha fazla şirketler daha fazla kar yapmak ister. O yüzden kuralları ihmal edebilirler ama bir sosyal devlette önemli olan bu kuralları uygulatmaktır. Dolayısıyla ben %98 değil, iş kazalarının %100 önlenebileceği kanaatindeyim. Gerileme de dünyada izlemiş olduğumuz gerileme de bu iddiayı destekler niteliktedir. Yani sıfıra yaklaşması, sıfıra indirilmesi bence mümkündür. Yeter ki bu yönde kurallar işletilsin, yeter ki bu yönde denetim alınsın, yeter ki bilimsel teknik kurallar alınsın, yeter ki sendikalar güçlü olsun, emek etkin olsun. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi tabii şunu söylemek mümkün. Kamu işletmelerinde ve sendikalı işletmelerde iş kazalarının, iş cinayetlerinin daha düşük olduğunu biliyoruz. Bu da son derece normal. Çünkü kamuda kar maksimizasyonu felsefesi yoktur. Dolayısıyla kamu işletmelerinde özel sektöre göre kurallara daha fazla uyulur. Sendikaların güçlü olduğu ve etkin olduğu yerlerde de sendikalar kuralları uygulatırlar. Ancak Türkiye'de yani son 2010'lu yıllarda yaşadığımız iki büyük maden faciasında Soma'da ve Amasra'da gördük ki ikisinde de sendika var. Birisi kamu işletmesi. Buna rağmen büyük bir şeyle, iş cinayetiyle karşı karşıyayız. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle söylemek mümkün. Birincisi, bir işletmenin kamu işletmesi olması tek başına orada sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygun olması ya da hukuka uyulması anlamına gelmiyor. Çünkü devleti şirket gibi yöneteceğiz diyenler kamu işletmelerini de kötü şirketler haline getiriyorlar. Yeterli kaynak ayrılmıyor, yeterli önlemler alınmıyor. Kamu işletmelerinde de karlılık ön plana çıkarılıyor. Dolayısıyla işçi sağlığı, iş güvenliği kurallarının ihmal edildiğini, ehliyetsiz, kifayetsiz yöneticilerin göreve getirilebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla tek başına kamu işletmesi yetmiyor. İkincisi, sendika olması da tek başına, sendikanın adının da olması tek başına yetmiyor. Maalesef Türkiye'de kamuda örgütlü, yani kamu işletmelerinde örgütlü sendikaların çok önemli bir bölümü üyelerini korumak için idareyle, siyasal iktidarla iyi geçiniyorlar. Hak aramak için işçinin gücüne güvenmek yerine idareyle, hükümetle iyi geçinme yolunu arıyorlar. O yüzden de seslerini gür bir biçimde çıkarmıyorlar. 41 üyenizin öldüğü bir katliamdan sonra en çok sesi çıkması gereken kurum, kuruluş, örgüt, sendikadır. Dolayısıyla bu iş yerinde örgütlü sendikanın, onun bağlı olduğu konfederasyonun gümbür gümbür hesap sorması, yetkilileri istifaya çağırması bu meselenin açığa çıkarılması için elinden geleni yapması gerekir. Savcılar görevlerini yapıyor, savcılar soruşturuyor demek yetmez. Yani bu mesele sadece bir teknik hukuksal mesele değildir. Bu facianın arkasındaki zihniyeti ortaya çıkarmak ve bunun için de hesap sormak, hesap verilmesini istemek gerekir. Maalesef bunu duymadık. Son derece cılız, alttan alan bir yaklaşımla karşı karşıya kaldık. Sendikalar böyle olunca elbette işçilerin hakkını, hukukunu kim savunacak? Yani sendikanın savunması gereken bir hak hukuk meselesi var. Sendika son derece cılız kaldı. Soma'daki sendika işbirlikçi bir tutum içerisine girdi ve sonuçta iş cinayetleri artmaya devam etti. Evet, yani burada genellikle dediğiniz çerçevede, yani acı günü, o yüzden hesap sormayalım yaklaşık. Elbette acı günü, elbette büyük bir acı. Fakat şunu hiç unutmayalım.
bu acı oradaki insanların yüreğinde devam ediyor. Orada başsağlığına gidenler, başsağlığı dileyenler, cenaze törenine katılanlar oradan ayrılıp geri dönüyorlar ama insanlar acılarını yaşamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu acılara sebep olanlardan hesap sorulması, bu acıların tekrar yaşanmaması için mücadele edilmesi gerekiyor. Ben doğrusu acı günü hesap sormayalım yaklaşımının bizi bugünlere getirdiğini düşünüyorum. Elbette acı olacak. Örneğin Türkiye 90 yaşında bir monark için, 90 yaşında eceliyle ölen bir monark için ulusal yas ilan etti. Çoğu 20'li yaşlarda 41 genç öldü, genç madenci öldü ve yas ilan etmedi. Çünkü yas aynı zamanda öz eleştiri demek, yas aynı zamanda bu meselenin hesabının, kitabının yapılması demek ama yas ilan etmedi. Buradan da aslında siyasetin bu meseleye nasıl yaklaştığını görebilmek mümkün.